Arkadaşlar merhabalar. 3D AYT video destekli defterimizde trigonometrinin ikinci kısmının beceri temelli sorularına geldik. İlk sorumuzla başlayalım. ABC bir üçgenin iç açıları olmak üzere sin A artı C bölü 2 eksi sin B artı 3 pi bölü 2 eşittir 1 eşitliği veriliyor. Tam pi bölü 2 eksi A eksi C ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Bakalım şimdi. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece mevzumuz bununla başlayacak. Çünkü normalde 3 bilinmeyen var. 3 tane açı değerinden biz nasıl yorum yapacağız? 3 açının toplamının 180 olduğunu görürsem şu bilgiyi kullanabilirim bak. Şimdi A artı C bölü 2, B artı 3 pi bölü 2. Basitten başlayayım. Burası ne güzel hemen dönüştürülebilir. Sinüs B bölü 2 artı 3 pi bölü 2. E şimdi 3 pi bölü 2 esas ölçüde ne olur? Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için eksi kos B bölü 2'ye döner. Olabildiğince hep söylediğim şey soruyu bu böyle basit hale getireceğiz. Tamam burayı hallettik. Sonra şu A artı C'de de şunu fark etmelisin. A artı C 180 eksi B'ye eşit. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersen bu sayede A artı C bölü 2'de bak neye eşit oluyor? 90 eksi B bölü 2. O zaman Üçgen iç açıları sorularında bir açının diğer ikisi tarafından yazılabileceğini göreceksin. C, B'yi mi istiyorum? O zaman A artı C bölü 2'ye eşit. Ee, i̇şte A'yı mı istiyorum? 180 eksi C eksi B bölü 2'ye eşit. Dolayısıyla burada bu şekilde 2'ye böldüğümüz için tabii böyle oldu. Doğal olarak artık ne diyeceğim? A artı C bölü 2 gördüğüm yere sinüs 90 eksi B bölü 2 yazacağım. Şimdi artık Birbirini 90'a tamamlayanlar neydi? Net bir şekilde birbirini kosinüse tamamlıyordu. Kos B bölü 2. Şimdi burada bir tane eksi varmış. Bir de biz eksi bulduk. Artı oldu. O zaman kos B bölü 2 geldi. Buradan toplayınca 2 tane kos B bölü 2. 2 çarpı kos B bölü 2 1. Her iki tarafı böylece 2'ye bölersem kos B bölü 2 1 bölü 2 oldu. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? 300 derece ve 60 derece ama üçgenin iç açılarında tabii ki öyle bir şey olmayacağına göre o zaman B bölü 2 60 derece diyeceğiz. Buradan da B 120 derece olacak. Üçgenin iç açılar toplamı tabii ki 180 derece olduğu için B 120 ise A artı C nedir? 60. O zaman soru benden ne istiyormuş? Tanjant I bölü 2 yani tanjant 90 derece eksi 60 derece. Bu da tanjant 30 yapar. Tanjant 30'da kaçtı? Kök 3 bölü 3. Yani ilk sorumuz geldi. Gelelim ikinci soruya. Abidin birim çemberin birinci bölgesinde bir nokta seçip bu noktayı her defasında pozitif yönde 90 derece döndürerek A, A1, A2 nokta 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 açılarını elde ediyor. Buna göre A1, A2, A3, A20 noktalarının ordinatları toplamı kaçtır? Şimdi ilk açımızda böyle e, ne istiyordu bizden ordinat yani sinüs alfa. Sonuçta biz döndürdüğümüz zaman bu olacak. İkinci durum 90 derece döndürdün geldi böyle bir yere tamam mı? Şurası 90 derece yani 90 artı alfa. O zaman ikinci e, açımızın ordinatı nedir? Sinüs 90 artı alfa. Üçüncü açıya geldik diyelim 90 derece daha döndürdük. Ne oldu? Buradan artık sinüs 180 artı alfa. Bir 90 derece daha döndürdük. Buradan artık 90 derece döndürünce buradan da ne oldu? Sinüs 270 artı alfa. Şimdi ilk ordinatımız sinüs alfa. İkincisi sin 90 artı alfa. Üçüncüsü sin 180 artı alfa. Dördüncüsü sinüs 270 artı alfa. O zaman indirgeme yapalım. A1. E, A'ydı zaten. Diğeriyle başlayalım şimdi. Sin alfa. Tamam ilki bu. İkincisi kontrol ettiğimiz zaman A1 ile başlayacağız. Gerçi bu A'ymış. O zaman A1 ne oluyor? Kosinüs alfa. Sonra A2 ne oluyor? Üçüncü bölgede sinüs negatiftir. Eksi sin alfa. Üçüncüsü ne oluyor? Ee, buradan sin 270 artı alfadan dördüncü bölgede sinüs negatiftir. O zaman eksi kos alfa. A4 ne oluyor? Bakalım. 270 artı alfa 90 daha ekle. E tamam yine bildiğimiz sin alfaya döndü. O zaman o da sin alfa oldu bak. Sonuçta 270-90 daha ne yapar? 360 artı alfa. Esas ölçü gereği A4 ne oldu? Sin alfa. Fark ettiniz mi? İlk 4 toplamımızda sin alfa, eksi sin alfa, kos alfa, kos alfa. 4'ünü toplayınca 0'a eşit oldu. Bundan sonrasında da hep 0 olur. Çünkü a 4ten sonra A5 yine neye eşit? Sin 90 artı alfa. Yazayım bir tane daha görün. A5 sin 90 artı alfa. A6 sin 180 artı alfa. A7 sin 270 artı alfa ve A8 sin e, burada ne oldu? 360 artı alfa. E başa döndüm. Her seferinde bunların toplamı ne oluyor? Bak sıfır oluyor. Demek ki her dörtte bir toplam sıfır. Her dörtte bir toplam sıfır. A1'den A20'ye kadar olan sayılar zaten dördün katı. O zaman burada 5 tane sıfırdan cevabımız sıfır gelmiş olacak. Bu şekilde Zaten bir sayı çıkmamalıydı. Soruda sayı verilmemiş. sadece 90'ar derece arttırarak ordinatları bulacağız. Orada da indirgeme ile ilgili tam böyle sınav ayarında zor olmayan bir soru çözmüş olduk. İlk başta göz korkutuyor ama baktığın zaman bir düzen devam ediyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f tan x sin x çarpı cos x fonksiyonu tanımlanıyor. F sin arc kod 4 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Dur bakayım ya şarjımız bitiyor. Bakalım inşallah problem olmaz. Evet güzel bir sorumuz arkadaşlar. Bu soruda da şimdi bence tabii ki a unuttuk söylemeyi. Onu söylemezsek olmaz. Eceri temellilerde önce siz uğraşıyorsunuz. Yapsanız bile benden dinliyorsunuz. Birebir ÖSYM'lerde çok kolay sorular olacak. Hadi bazen şey diyeyim hani çok kolay soru geçebilirsin. Ben onları bile geçmem ama beceri temellilerde lütfen geçmeyin. Farklı çözüm olursa yeni bir şey öğrenirsiniz. Bir ders soruda olabildiğince bir şeyler söylüyorum. Mesela bu soruda güzel bir yorum yapacağız f tan x sin -x, x Bizim fonksiyon yorumlarımız her zaman kaldığımız yerden devam ediyor. Fonksiyon yorumu nedir? Bazen sana böyle içeriği farklı bir şey verir. Sen onu fx yapmaya çalışırsın. Çünkü en kolay fonksiyon fx'tir. Burada ne sorsa x yerine onu yazıyorsun. O zaman buna göre düşünürsem şimdi. Tan ne yapacağım biliyor musunuz? Tan -x m olsun diyeceğim. Tan -x m olsun. Tan x m olsun dersem o zaman. Buraya m yazabilirim. Buraya 1 yazabilirim değil mi? m bölü 1 sonuçta. Tanjant x böyle olsun dedim. O zaman hipotenüste Pisagor gereği m kare artı 1 kare kök oldu. Şimdi şunu takip et. Sin x nedir? m bölü kök içinde 1 artı m kare. Kos x nedir? Ee, 1 bölü kök içinde 1 artı m kare. Ta çarp taraf tarafa m bölü m kare artı 1. O zaman ben soruyu şöyle yeniden dizayn edebilirim. Fm eşittir m bölü m kare artı 1. Artık harflerin hepsi aynıysa bu fonksiyonu şunu diyebilirsin değil mi? Fx eşittir x kare artı 1. İşte bak biraz böyle enteresan korkutuculukta olan bir soru. Şöyle o ok hatta buraya çıkarayım. Standart bir fonksiyona döndü. Bu yüzden trigonometrik fonksiyonlarda bazen arkadaşlar çok güzel bir şekilde tan x yerine sin x yerine cos x yerine böyle a b c gibi harfler verip ona da dik üçgende harfli yazıp hani tan x m dedim ama yapamayacağımı bir şey yok. Hepsi aynı harf olsun tek bilinmeyen güzel bir şey. Sin x'i normalde bilmiyorsun cos x'i de bilmiyorsun tan x'i de bilmi bilmiyorsun tam 3 bilinmeyen varken şu an soru neye döndü tek bilinmeyene döndü. F sin arc kod 4 bölü 3 demiş. İşin içine arc Lar girdiği zaman alfa demeyi ihmal etme. Ark kod 4 bölü 3 eşittir alfa. Buradan kod alfa 4 bölü 3. Demek ki kod alfa 4 bölü 3 olduğuna göre bir dik üçgen oluşturuyorum şimdi. Alfa buraya 4. Alfa buraya 3. Bu da böyle 5 olmuş oldu. O zaman buradan ne söyleyeceğim? 3, 4, 5 yapınca artık bana sorduğu hemen kontrol et. Sin alfa. Ben her kod 4 bölü 3 yerine alfa yazınca soru benden ne istiyormuş? F sin alfayı. 3 bölü 5 bulduğumuza göre o zaman sinüs alfa yerine ne yazabilirim? Bak buraya takip et burayı. Sinüs alfa yerine artık 3 bölü 5 yazabilirim değil mi? Aslında soru benden F 3 bölü 5'i bulmamı istiyormuş. X yerine yaz bakalım 3 bölü 5'i. 3 bölü 5 bölü 9 bölü 25 artı 1. 3 bölü 5 bölü 34 bölü 25 sadeleştir ve ters çevir 15 bölü 34 oldu. Cevabımız da buradan D şıkkı geldi. Gördüğünüz gibi soruda aşamalı aşamalı bir sürü hamle yaptık arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Gelelim buraya. ÖSYM soru tipi işte. Tanjant 89, sin 91, kos 153, sin 236 ve kot 30 ifadelerinin 4 tanesi aşağıdaki kutular içerisine her iki çıkarma işleminin sonucu alabilecekleri en büyük değerler olacak şekilde yerleştirilecektir. Buna göre boşta kalan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Tan 89 pozitif bir ifade, gayet de büyük tanjant 90 sonsuza yaklaşıyorsa atıyorum bu tanjant 1 milyon falandır bunun değeri sayısı olarak. Sin 91, e, burada pozitif bir değer. Cos 153 negatif değer, sin 236 negatif değer, kot 30 pozitif değer. O zaman burada ...alabileceği en büyük değer için... ...bir kere net ben tanjant 89'u kullanırım. Çünkü birden büyük ne güzel. Kototus kesin kullanırım. Kod 30 neye eşit? Tan 60'a bir, birden büyük. Tartışmasız şu sinlerden, koslardan daha büyük ki... ...niye onları almayayım? Farkın büyük olması için eksilerine en büyük al. Fa, e, orada çıkanı da en küçük al. O zaman tan 89'u en büyük aldım. Bunun yanına ne eklerim mesela ben? Negatif olduğu için tabii ki kos 153'ü... Yine neyi eklerim? Sin 236'yı artı eksi eksiden artı gelir daha büyük sonuç elde ederim. Artı eksi eksiden artı gelir daha büyük sonuç elde ederim. Tabii ki pozitif sayıdan negatif sayı çıkarmak çok daha güzeldir. Örnek 4'ten 2 mi çıkarmak güzel? Yoksa 4'ten eksi 2 çıkarmak mı? Birinde 6 daha büyük birinde 2 daha küçük. Dolayısıyla büyük elde etmek için negatifleri aldım. İşime yaramayan hangisi oldu o zaman benim burada? sin 91. Bunu kullanmamış oldum. Bu şekilde bakın. Bu da oldu. X ve Y birim çemberin 3. bölgesinde açılar olmak üzere. Cos X büyüktür sin Y. Sin Y büyüktür cos Y eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre eşitsizliklerinin hangileri her zaman doğrudur demiş. Durdurun bir uğraşın. Diğer sorularda olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bunu niye özellikle bir daha vurguladım durdurun ve uğraşın diye. Çünkü Soru da normalde biz ne yapıyoruz? E, açılar veriyor. O açıların kosinüsünü sinüsünü ayarlamak çok kolay. Yalnız burada açı yok. Sadece demiş ki 3. bölgesinde açılar. O zaman biz anladıktan sonra uydurmasyon bir sayı verebileceğiz. Diğer taraftan şunu da söyleyeyim. Trigonometride yorum yapacağımız bir görüntü olabilir. Bazen böyle harfler verildiği zaman arkadaşlar size şöyle bir güzel bir bilgi vereyim. Bakın e, sinüs ile kosinüs arasında eğer bildiğiniz bir açı olursa zaten hep ne diyorum? Git kosinüsü sinüse çevir soruyu güzelce yap. Ama burada öyle bir şey yok ne yapacağım? Şunu hatırla hemen. Güzel bir yorumdan bahsedeceğim size şimdi. Yıldız koyalım buraya. Normalde arkadaşlar 45 derecede kosinüs ve sinüs birbirine eşittir değil mi? Şunu fark etmenizi isteyeceğim. 0'dan sıfırdan, sıfırdan 45'e kadar kosinüs alfa sinüs alfadan daha büyüktür. Bu ek bilgiyi görün. Özel bir bilgi değil ama şey zor bir bilgi değil ama bence özel bir bilgi. 45 ile 90 arasında da arkadaşlar yazıyorum. 45 ile 90 arasında da sin alfa kos alfadan büyüktür. Bu, peki nasıl bir bilgi? Güzel ama çok korkutucu bir şey değil. Çok basit. Gerçekten size şunu birim çemberle anlatmak istiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar küçük bir açı ayarladım şöyle. E, bu açıda lütfen y ve x'e dikkat edin. Y şimdi şey x şimdi şu olsun. Kosinüs alfa diyorum. Kosinüs alfa yeşil uzunluk. Sonra bak dikkat et. Sinüs alfa kırmızı uzunluk. Tabii ki yeşil ne kadar büyük değil mi? İşte o büyüklükten kaynaklı 45 dereceye yakın olan açılarda tabii ki kosinüs daha büyüktür. 45 dereceden sonra da şunu kontrol et. Abartayım biraz. Şu açıya dikkat et şimdi bak. Kosinüse bak ne kadar küçük mavi olan. Sinüse bak ne kadar büyük yeşil olan. Dolayısıyla 45 ile 90 arasında aynı açının kosinüsü aynı açının sinüsünden daha küçüktür. Öğrettiklerimden bağımsız bir bilgi değil. Onların bir sonucu zaten bu. Buna, Buna göre şimdi bak sorunun çözümüne geçelim ne yapacağız? Şimdi cos x sin y'den büyük 3. bölgede ve sin y'de cos y'den büyük. Şu mevzuyu gördüğümüz için siz defterinize not edin. Ben ya da silmeyeyim ya dursun sonuçta bakabilirsiniz belki. Şimdi cos x sin y'den büyük, sin y'de cos y'den büyük. Önce basitten başlayalım. Aynı açıya yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar normalde 3. bölgede kontrol ediyorum. 225 olsaydı bunlar birbirine eşit olacaktı. 225 değil farklı bir açı ki bunlar birisi diğerinden daha büyük. O zaman şuna dikkat edeceksin. Negatif olduğunu aman unutma. Sin y'ye daha büyük olduğuna göre bunun uzunluğu daha küçüktür. Sebep? Çünkü arkadaşlar örnek veriyorum. Uzunluğu 0.5 olan bir şeyin Mutlaksız hali eksi 0.5 olsa uzunluğu 0.7 olan bir şeyin işareti eksi olsa hangisi daha büyük olur? Tabii ki mutlak değerci daha küçük olan. Yani uzunluğu daha küçük olan büyük olur. Bu da bana şunu getirir. Bak şöyle bir açı yaptım. Uyduruyorum şimdi. 45'ten biraz daha eksik olsun. O zaman 180 atıyorum. 30 diyelim. 210 derece olsun. Bak 210 derecede gerçekten şunu görmeni isterim. Kırmızı uzunluk mavi uzunluktan daha küçük. Yani hatta sayı vermek gerekirse mesela bu kök 3 bölü 2 uzunluğunda bu 1 bölü 2 uzunluğunda ama işareti eksi 1 bölü 2. Bu da işaretiyle birlikte eksi kök 3 bölü 2. Gerçekten o zaman şunu görmüş oldum. Y 180'den büyük ama 225'ten küçük olmalı. Yani atıyorum 230 derece olamaz. 260 derece olamaz. Neye bakacaksın çünkü? 225'ten küçük açılarda kırmızı uzunluk daha küçük. Ama şunu dersen ya hocam belki de 250 derece nereden biliyorsunuz ki bak mevzu ya şimdi. Şöyle büyük bir açı yapayım aynı yapalım 260 diyelim mesela. Bak bakalım yatay uzunluğa bak bakalım düşey uzunluğa ne oldu? Fonksiyon arkadaşlar kosinüsü uzunluk olarak daha küçük olduğu için daha büyük oldu. Demek ki gerçekten burada dikkat etmem gereken şey y 180 ile 225 arasındaymış. Şimdi gelelim buraya kosik sin y'den büyük. Şimdi sin siny'den büyükse, e, şuna dikkat edeceksin bak. y bu kadar. x'in e, bundan büyük olması için bu sefer bunun da 45 dereceden daha büyük yerde yani şuralarda bir yerde olması lazım. Bundan bile küçük olsun bak. Bundan bile küçük olsun. Şöyle gösteriyorum. Gördün mü bak? Uzunluk olarak daha küçük bir şey. O zaman demek ki bir tanesi 225'ten büyük oldu. O da x. x 225'ten büyükmüş ama 270'ten de küçük ki 3. bölgede olsun. Gerçekten bak sana bir örnek vereyim şimdi. Atıyorum bu açı 260 derece olsun. Bu açıda uyduruyorum 210 derece olsun. Bak bakalım şimdi. Cos x yani cos 260. Neye eşittir? Eksi sin 10. Cos e, diğeri de neydi? Sin 210. Sin 210 neye eşit? Eksi sin 30. Şimdi olaya gel. Bu yazdığım şey cos x bu yazdığım şey sin y. Kontrol et lütfen. Sin 10 normalde sin 30'dan daha küçük ama işareti eksi olunca hangisi daha büyük olur? Eksi sin 10. Bak burayı doğru halletmiş oldum. Geliyorum şimdi cos 210 yani cos y'ye yazayım yanına cos y ve sin 210 yani sin y. Cos 210 eksi kök 3 bölü 2. Sin 210 eksi 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten hangisi daha büyük? Sin y daha büyük. İşte bunlar sayesinde gördüm ki doğru bir yapı kurmuşuz. Buradan artık açının bir tanesinin 225 ile 270 arasında yani x'in y'nin de 180 ile 225 arasında olduğunu gördüm. Birim çember kurtarıcıdır. Bazen klasik yorumlar işlemediğinde yapıştırırsın birim çemberi Soruyu doğru getirirsin. Dolayısıyla o zaman artık burada baktığımda tanjant x tanjant y kontrol edelim bakalım. Tanjant y şimdi e, y y'e ne demiştik? Uyduruk bir açı verdik ya tan 210 o da neye eşit? Tan 30'a. Tanjant x'e bakalım. Tanjant x ne dedik? E, x ile 270 ile 225 arasında dedik. Ona da attık 260 diye bir sayı. O zaman bu da ne geldi? E, tan 80 geldi. Şimdi bu x bu y. E x y'den daha büyük geldi. O zaman demek ki arkadaşlar bu hatalı oldu. Birinci öncül gitti. İkinci öncüle gel. Kot y. Kot y yani kot 30. Diğerine bakıyorum şimdi. Tan x yani tan 260. O da ne yapıyor? Tan 80'e eşit değil mi? Bak dikkat et. Tan 210. A, gerçi pardon düzeltiyorum. Bu kot 210 olacak. Affedersiniz. Kot 210. Buradan da neyi eşit? Tanjant 60'a eşit. Doğru mu? Çünkü 270'e tamamlayınca isim değişir, işaret değişmez 3. bölgede tanjant, kotanjant. Diğerine ne demiştik? Tanjant 260. O e eşit? Tanjant 80'e. Bu tanjant x yazıyorum. Bu tanjant x, bu kotanjant y. Cevap olarak ne çıktı kot y? Tan 60. Tan x ne çıktı? Tan 80. Hangisi daha büyük? Tabii ki x olan. Dolayısıyla ikinci öncül doğru gelmiş oldu. Son öncülümüze bakalım. Sin pi bölü 2 artı y. Eksi. E, burada sinüs pozitif olduğu için cos y olacak. Yine öbüründe de sin x e, cos x olacak. Biz zaten cos x'in cos y'den kesinlikle büyük olduğunu biliyorduk bakın. Böyle. O zaman demek ki üçüncü öncülümüz de doğru. Yani cevap 2-3 oldu. Biraz zor bir soruydu diğerlerine göre. Çünkü yapmamız gereken yorum burada. E, hemen açıları bilmek kadar kolay olmadı. İşin içine... Farklı açıların büyük-küçük türü girdi. Aynı açıların büyük-küçük türü girdi. O zaman dar açıya indirge, oradan yorum yap işi biraz sıkıntılı oldu. Bu açıdan yıldızı hak eden bir soruydu. Değer verdim ama en son bütün her şeyin ne olduğunu anladıktan sonra değer verdim bak. Y'nin aralığını anlamadan değer vermedim. X'in aralığını anlamadan değer vermedim. Anladım, sonra sorunun çözümüne geçtim. Bu şekilde bunu söylemiş olayım. Şimdi gelelim yine güzel bir soruya. Eşit kenarları mavi ve mor, taban kırmızı renkli ikizkenar üçgen biçimindeki kağıt parçasının ağırlık merkezi siyah noktayla gösterilmiştir. Kağıt ağırlık merkezinden geçen belirtilen doğrusal yol boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Ayrılan iki parçanın mavi ve mor kenarları çakışacak şekilde yerleştirilerek bir dikdörtgen oluşturuluyor. Dikdörtgende siyah noktaların birleştirilmesiyle oluşan doğrunun dikdörtgenin uzun kenarıyla yaptığı açının tanjant değeri eksi 2 olduğuna göre İki skener üçgende mor ve mavi doğru arasındaki açının yarısının tanjant değeri kaçtır? ÖSYM böyle bazı yıllar son yıllarda özellikle böyle harfsiz üçgen dörtgen falan verip onları uzun uzun anlatıyor ya tam öyle bir soru arkadaşlar. Harf yok böyle onun arasındaki açı yok bu renkli açı bu renkli. Göreceksiniz zaten sınavda da çıkmış sorularda da olur. Belki bu sene de karşınıza gelebilir. Bunun gibi bir onlar gibi bir soru. Şimdi ne demiş? Morla mavi arasındaki açının yarısı. O zaman buraya bir alfa alfa diyelim. Soru benden tanjant alfa istiyor. İstediği bu. Sonra ne demiş? Bu ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? Kenarı iki eşit parçaya böler. Kenar ortay geçer buradan. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıdır. Bir bilgi daha vereyim bilmeyenler için. Ee, ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında böler arkadaşlar. Bir kenar ortayı çizdiğiniz zaman... Şöyle burası 2x ise... Bu da x olur. O zaman kesirlerle uğraşmamak için şimdilik sayı vereceğim böyle. 4'e 2 diyeyim tamam mı? İki skener üçgen olduğu için aynı zamanda bir özelliği vardır. Yükseklik kenar ortay ve açı ortaydır. Dolayısıyla kenar ortay gördüğünüz gibi burada dik oldu. Bu da iki skener özelliği. O zaman bunları eşit kenarları tarafından birleştirmiş. Bak şu kenarların üzerinden birleştirmiş. 90 derece. Şuraya beta diyeyim anlayayım. Buraya beta. E yine eşit üçgen bunlar. 2'ye bölünce beta. Şöyle alfa olacak. Tepe açısını ikiye böldüğüm için alfa olacak ve 90 derece. Gerçekten alfa nereyi görüyor? Çift çizgiyi. Gördünüz mü? Alfa nereyi görüyor? Çift çizgiyi. Beta nereyi görüyor? Yüksekliği. Beta nereyi görüyor? Yüksekliği. O zaman buraya yazabilirim. 2 birim buraya, 4 birim buraya, 2 birim buraya, 4 birim buraya. Bize demiş ki dikdörtgende siyah noktaların birleştirilmesiyle oluşan doğrunun dikdörtgenin uzun kenarıyla yaptığı açı Tanjantı eksi 2 geniş açı olacak o zaman değil mi? Tanjant ne zaman negatiftir? Geniş açıda. Dolayısıyla eksi 2 işte burası. O zaman hemen dik üçgeni çizelim. Bak bu kadar tantana bize neyi sağlayacak biliyor musun? Çiz böyle dik üçgeni. Eğer bu açının tanjantı eksi 2 ise şu yeşil açının tanjantı da 2 olmaz mı? Sadece işaret değiştiriyor. Birisi dar birisi geniş. O zaman dik dörtgenden dolayı 2. Tamamı 6 olduğu için 2. Tanjant teta diyeyim buraya. Tanjant teta 2 olacak. Bana tanjant e, şuraya beta diyeyim, beta demeyeyim pardon. X diyeyim. Tanjant X'i kendi eksi 2 verdi soruda. O zaman tanjant teta 2'dir. Kom karşı bölü komşudan o zaman karşı kenar 4 olur. Demek ki dikdörtgenin bir kenarını artık 4 diyebilirim buradan. Şimdi soru benden ne istiyordu? Tan alfayı. Tan alfada karşısı 4, komşusu 6 olduğundan tan alfa buradan 2 bölü 3 gelmiş oldu. İşte bu. Güzel bir soruydu arkadaşlar bu. Uzun metinle anlatmış. Şekle çizeceğiz. Bir tek orada ağırlık merkezini hatırlamak gerekiyordu. Sonrasında yerleştirince sayı verebilirsin, harf verebilirsin. Hiç mühim değil. Yeter ki doğru bir şekilde tanjan, kotanjant, sinüsü falan kullan. Evet, güzel bir soruya geldik şimdi. Yine her zamanki gibi bir durdurun, deneyin lütfen. Periyotla alakalı iyi bir soru. Grafiğe de temas ediyoruz. Kosinüs 6x artı b fonksiyonunun sıfır sonsuz aralığındaki grafiğinin bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre grafikte gösterilen A noktasının apsis değeri kaçtır? Fonksiyonu böyle e, artı b demiş, e, fonksiyonu böyle biraz ötelemişiz sağ tarafa ya da sol tarafa artık. Hani neyse o b ile ilgili direkt bilgi vermediği için sağ veya sola öteleme yapmışız tamam. Onu görebiliyoruz. Diğer taraftan da çok o öteleme ile ilgilenmiyorum. Niye? Ötelemede periyot değişir mi? Hayır. Beni ilgilendiren ne? Burası. O zaman bu fonksiyonun periyodu aslında 2 pi bölü 6'dan pi bölü 3'tür değil mi? En azından fonksiyonun periyodunun bu olduğunu bilirim. Şimdi peki periyodu bulacağım da periyodu nasıl bulacağım? Bazen arkadaşlar fonksiyon grafiğini bir çizin anlayacaksınız. Kosinüsün grafiğini çiziyorum bak. Kosinüs grafiği böyle bir grafiktir tamam mı? Nereye kadar bu? 2 pi'ye kadar. Fonksiyonun grafiğini devam ettiriyorum. Bak şimdi fonksiyon böyle 4 pi'ye kadar oldu. Neler dikkatimi çekiyor? Şimdi lütfen takip et. 1. tepe noktalar arasında her iki tepe noktası arasındaki uzaklık 2 pi olduğu için burası periyottur. Her iki tepe noktası arasındaki uzaklık periyottur. Böyle bir şey keşfettik bak. Yani ben her zaman böyle direkt periyodu göremiyorsam, kosinüs fonksiyonunda bunu görebilirsin. Bu bir sonuç yani özel bir kurala bağlamaya gerek yok ama gerçekten şurasının bak 0 derece olduğunu biliyorum. Burasının 2 pi aradaki uzaklık ne oldu? 2 pi. Gerçekten periyodum 2 pi. Dolayısıyla bunu söyleyebilirsin. İkincisi başka nasıl görebilirim periyodun varlığını? Yine şöyle bir kontrol edelim. Alt tepe noktadan fark edebiliyor muyum bakalım. Burası 180 derece. Burası da 540 derece. Bak tepe noktalar arasındaki uzaklık hep neyi veriyor? Periyodu güzel. Buradan fark ettik. Periyot yani iki tepe noktası arasındaki uzaklık oluyormuş kosinüste. Başka ne söylerim periyot için? Şurası mesela bak. 90 derece. Burası da e, be, kaç derece oluyor? 450 derece. Ha, bir şey daha fark ettim. Her üç noktayı birleştirdiğimde bir periyot elde ediyorum. Gördünüz mü? Her üç noktayı birleştirdiğimde periyot elde ettim. Gerçekten bak şöyle gör. Mesela burada periyodu ee, bu şekilde olduğunu gördük. Burada gerçekten bak. Şuna dikkat et. Şuradan başladım. Ee, buraya geldim bak şimdi şöyle. Bir renkle göstereyim. iyice büyüteyim. Periyodu oradan da gör. Şimdi burasının uzunluğu periyot uzunluğu gerçekten. Nasıl anladık hocam onu? Bak şöyle gelsem. Periyodu göstermek adına. Tekrar eden bir şeyi göstermek adına. Fosforu aldım. Şöyle ilerliyorum. Sonra böyle geldim. Sonra buraya kadar geldim tamam mı? Bak bu bir periyodum. Şimdi şuraya dikkat et. Görüyor musun? Bu da aynı grafik oldu. Pembe ile yeşil aynı grafik oldu fark ettiniz mi? O zaman artık bir sonuçta daha. Ee, kosinüs fonksiyonunda Periyodu veren şeylerden biri de 3 tane x eksenini kesen bu ardışık 3 nokta bana periyodu veriyormuş. O zaman bak birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta bu periyot uzunluğu. Yani gönül ister şurayı da görmek ama orası yoksa buradan yararlanabilirsin. Bir periyot uzunluğu. 1, 2, 3. Burası da bir periyot uzunluğu. He. Periyodun uzunluğu neydi? Pi bölü 3. Kırmızının uzunluğu da pi bölü 3'müş. Burası da pi bölü 3'müş. O zaman arkadaşlar pi bölü 12 artı 2 pi bölü 3. Direkt A noktasının apsisi oldu. Buradan da payda eşitlersek 4 kere 2 8 9 pi bölü 12 oldu. Yani 3 pi bölü 4'müş A noktası. İşte arkadaşlar bu şekilde fonksiyonun önce periyodunu anladım. Sonra bir kosinüs fonksiyonun inceledim. Nasıl davranış gösteriyor? Bak bu bizim için çok kıymetli. Bazen sorularda direkt e, özel olarak böyle periyodun uzunluğunu tespit edemezsen tepe noktalarının da periyodu verdiğini gördüm kosinüste her x eksenini kesen 3 noktanın da periyot uzunluğuna eşit olduğunu gördüm. Bunu böyle söylemiş olayım. Yeni soruya geçeceğiz ama mesela atıyorum sinüsle alakalı bir şey sorsaydı fark edeceğimiz bir şey var mı bakalım. Sinüs fonksiyonu böyledir. Sonra kontrol edelim. Böyle bir grafik yine devam ediyor. Hemen bakalım burası mesela kaç derece? E, 90 derece. Burası kaç derece? Burası da yine e, 360. Sonra burası da 450. Ha bak yine Sinüste de tepe noktalar arasındaki uzaklık bana neyi verdi? Üst noktalarda periyodu verdi. Gerçekten periyot bu tepe noktasına eşitmiş sinüste de. Kosinüs e, şey, alt tabana bakalım. Burası 270 derece. Burası da e, şöyle bakıyorum. Evet yine aynı şekilde hakikaten burası da öyle oldu. Demek ki tepe noktalar arasındaki uzaklık yine sinüste de bana periyodu verdi. Kosinüs gibi davrandı. E köklere bakalım. Yine x ekseninin kestiği noktalarla kontrol ettiğim zaman şöyle. Bu 3 tane kökü birleştirdiğim zaman fonksiyonun cidden periyot uzunluğuna eşit. O zaman her 3 noktayı birleştirdiğimde hangi 3 nokta olursa olsun o periyot uzunluğuna eşit oluyor. Yani benim canım bu noktayı, bu noktayı ve bu noktayı birleştirmek istedi. Bu da periyot uzunluğuna eşit. O zaman arkadaşlar sinüs fonksiyonunda da ardışık 3 tane noktayı gördüğün zaman bu noktaları birleştirdiğinde o da periyot uzunluğunu veriyormuş. Bu şekilde grafikleri çizip güzel yorumlar üretebiliriz. Sorumuza gelelim şimdi. Bir ABC üçgeninde A ve C açılarının sinüs değerleri B açısının sinüs değerinin 4 katına eşittir. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimdir? A ve C açılarının sinüs değeri B açısının B açısının sinüs devir. O zaman ikizkenar üçgen alfa alfa diyelim. Buraya da beta diyelim. Sinüs betanın 4 katı eşitmiş sinüs alfaya. Böyle gördüğünüz gibi. Ne yapabilirim o zaman sinüsleri kullanabilmek adına? Üçgenin de çevre uzunluğunu istiyor. Tam buradan indiririm. Böyle indirsem hem sinüs beta'yı hem sinüs alfa'yı kullanıyorum. Şimdi şunu diyebilirsin ama hocam bu yüksekliği bilmiyoruz. Dert değil. Bak şimdi. Sinüs alfa Neye eşit? Burada h bölü 4. Ve şuraya da p diyelim mesela. Sinüs beta neye eşit? h bölü p. Sinüs beta h bölü p'nin kaç katı? 4 katı. Çünkü kendi söyledi. O zaman arkadaşlar h'lar gitti. Buradan p'ne geldi 16. Gördüğünüz gibi böyle sinüsü vererek aradan da indirdim. Eşit değil bu arada. Normal yükseklik indirdim. Sinüslerini karşılaştırarak p'yi 16 buldum. İkizkenar üçgen AB ve BC eşit. BC de 16. Bu sayede 16, 16, 16, 4. Cevabımız 36 oldu. Bu da iyi soruydu cidden. Alanları 16, 9 ve 4 ile orantılı benzer 3 ikizkenar üçgen. Tepe açıları aynı nokta olacak ve kenarları çakışacak biçimde yan yana diziliyor. KDE doğrusal AB8 DKC 20 olduğuna göre BG kaç santimdir demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar benzer üçgenlerin açıları aynıdır. Aslında mesaj burada o. Benzer sana gidip geometrik mükemmel ötesi bilgiler değil. ÖSYM malum yapıyor bunu. Matematikte birazcık geometri bilgisi. Geometride çok azcık matematik bilgisi içeren bazen temel sorular sorabilir. Burada da durumumuz bu kadar. Benzer üçgenlerin açıları aynıdır. Yani bunun da tepe açısı alfa ise bunun da tepe açısı alfa. Bunun da tepe açısı alfa. Benzerlik oranının karesi alan oranıdır. O zaman 16, 9, 4 alan oranıysa benzerlik oranları bunların 4, 3 ve 2'dir. Yani birinin kenarı 4K iken öbürününki 3K öbürününki 2K'dır. Gerçekten benzerlik oranı 4 bölü 3 bölü 2. Karesini alırsan 16, 9, 4 yapar. En büyük kenar burada ne verilmiş? Bakalım AB8. O zaman bak buna 4K deyip AB8 dersem. AD buradan 6 olur 3K olduğu için. AG de ne olur? 2K olduğu için buradan yarısı 4 olmuş oldu. Cidden bak 16'nın 4'ü oranı ne? 16'nın 4'ü oranı 4. Alan oranı 4 ise benzerlik oranı ne olmalı? 2. Bunun uzun kenarı 8 ise bunun da uzun kenarı 4 oldu. Başka ne söyleyeceğim? Benzer üçgenlerin açılarını kullanmadık onu kullanalım. Taban açısı beta bunun taban açısı beta. Bunun taban açısı beta. Doğrusal bir şekilde gittiği için ters açıdan bu da beta. Şimdi olaya gel. Beta beta. Hemen kontrol et lütfen. Bir üçgen 2 beta artı alfa 180 ise burada 2 beta görüyorsam buraya ne kalır? Alfa. He. O zaman alfa buradan kaç derece verilmiş soruda? 20 derece. DKC açısı. O zaman 20, 20, 20. Ne güzel aslında bu açının tamamı kaç dereceymiş? 60. Yani soruda benzerlik soslu bir trigonometriye dönüştürdük artık. Kosinüs teoremi yapacağız çünkü A açısının tamamını 60 buldum. 36 artı şey 36 diyorum. 64 artı 16 eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 eşittir. BG'nin karesi. Buradan da 80 2'ler ikiler sadeleşti. 48 eşittir BG'nin karesi. Buradan da BG arkadaşlar ne oldu? 4 kök 3 olmuş oldu. Bu iyi bir soruydu. Artık gerçi her sorumuz neredeyse yani iyi soru iyi soru demeyeyim de hepsi iyi soru diyebiliriz. Ee, lütfen dediğim gibi bu soruda şuraya dikkat edin. Genel geometrik bilgimiz temel olarak o açıları yerleştir. Hemen şunu da söyleyeyim bir tüyo vereyim. İkizkenar bir üçgen verildiği zaman tabana dikindiririz uzunluk sorularında. İşime yaramazsa o bilgi muhakkak ikizkenar üçgenin taban açılarının eşit olmasını kullanmaya çalışın. Bu soruda da bir daha hatta gösteriyorum önemine binaen. Taban açılarına böyle beta beta bir yazdım. Ters açıdan burası bir beta oldu. Eş, benzer üçgenlerin taban açıları her açıları aynıdır beta dedim. Bu yüzden bunların hepsinin taban açıları beta olunca buraya doğal olarak 2 beta artı alfa 180 olduğundan işte bu yüzden k'ya alfa kaldı. Özge bulunduğu noktadan doğuya doğru doğrusal olarak 50 kök 2 metre ilerledikten sonra yönünüz saat yönünde bir miktar döndükten sonra doğrusal olarak 50 kök 3 metre daha ilerleyerek markete saat yönünde bir miktar daha dönüp doğrusal yol boyunca ilerlediğinde aşağıdaki e, aşağıdaki nereden çıktı? Başlangıç noktasına ulaşıyor. Özge'nin yapmış olduğu dönme açılarının toplamı 300 derece olduğuna göre. Özge markette yönünü kaç derece döndürmüştür? Bakalım güzel. Şimdi Özge doğuya doğru gitti 50 kök 2. Normalde doğrultusu böyle gidecekti. Ama diyor ki saat yönünde bir miktar dönüyor. Bilmiyoruz. Belki böyle geniş açı. Belki böyle dar açı. Şimdilik biz normal böyle sanki dönüyormuş gibi hareket edelim. Böyle bir alfa derece döndü. Ne kadar gitti yoluna? 50 kök 3 gitti. Tamam 50 kök 3 gitti. Sonra markete geldi değil mi markete geldi markete gelince burada da ne yapmış doğrultusunu değiştiriyor ne kadar saat yönü saat yönü nedir bu yön değil mi saat yönünde bir miktar daha dönünce döndüğünde ama böyle gitmiyor döndüğünde öyle bir dönüyor ki hareket edince geri başa eve dönüyor bak böyle bu şekilde yönleri göstereyim bu yön burada da bu yön döndük buraya da beta diyeceğim soru ne demiş dönme açıları birinde alfa döndü birinde beta döndü 300 derece vermiş. E buradan ne yapacağız hocam? Bir üçgenin dış açılar toplamı kaç derecedir? 360. O zaman bak alfa, beta, teta üçgenin dış açılar toplamını vermiş çaktırmadan 360 derece. O zaman 300 derece olduğuna göre son açımıza ne kaldı? Teta eşittir 60. Alfa ve beta 300, teta'ya 60 kaldı. Demek ki bu açımızda neymiş arkadaşlar? 120 dereceymiş. İşte bize ne sormuş bakalım bir? Özge markette yönünü kaç derece döndürmüştür? Ha, beta istiyor. İlginç. O zaman bir bakalım. Burada şimdi ne söyleyeceğiz? Bu noktadan yararlanarak ee, ne yapabilirim? Sinüs. Fark ettiniz mi? 50 kök'ün karşısındaki açıyı istiyor. Bir de 50 kök'ün karşısındaki açıyı ben buldum zaten. O zaman 50 kök 3 bölü sinüs 120 eşittir ee, 50 kök 2 bölü sinüs 180 eksi beta. Burasını yazdım. O zaman burada dönme açım beta. Bunu bulacağım. Sinüs 180 eksi beta sinüs formülüm. 50 kök 3 sinüs 120'nin yerine hemen kök 3 bölü 2'yi yapıştırdım. Buradan e, kök 3 olduğu için kök 3'ler sadeleşti, 50'ler sadeleşti. Bundan sonra sinüs 180 eksi beta'nı eşittir ya da şöyle kalsın yine de dursun açı bulacağım çünkü sinüs 180 eksi beta. Buradan da o zaman e, 1 bölü 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 2 bölü 2 oldu. He güzel. Şimdi o zaman artık arkadaşlar burada sinüs 180 eksi beta kök 2 bölü 2 ise şurayı artık böyle bir dar açı diyebilirim değil mi? Hocam burası geniş açı olamaz mı? Sakın bir üçgende bir tanecik geniş açı olur. O zaman 120 derece ise mecburen sinüs hangi açıda kök 2 bölü 2 hangi dar açıda 45'te. Madem burası 45 derece o zaman betanın karşısına geldi 135 derece cidden. E, ÖSYM 2021'de bir yön sorusu sormuştu doğruda açı sorusu geometride. Onu güzelleştirip böyle trigonometriye döndürdük bayağı sağlam bir soru oldu. Aşağıda y eşittir fx trigonometrik fonksiyonunun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği bazı noktalar verilmiştir. Bazı parçaları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi f fonksiyonu olabilir demiş. Şimdi bakalım burada nasıl bir yorum yapabiliriz. Bir kere şuna dikkat ederim ben şıklardan gideceğim zaten o net. Şunu bir bilgisayarın bir şeyi inşallah problem olmaz. Şunu bir düzelteyim bakayım. Heh, tamam düzelttik inşallah. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar şöyle bir yorum yapabilirim. Şıklardan tek tek git. Mesela 2 sin 0. Önce eleyemem basitleri. Sin 0 0'dır ele. Burada 2 e, sin 0. Tamam hadi bir nebze şu an kalabilir. 2 cos 0 2'dir tamam. Cos 0 1'dir tamam eleyemem. Cos 0 1'dir eleyemem. Şu an sadece A şıkkını iledim. İkincisi 3 pi bölü 2 verince 0 olmuş. O zaman cos, 9, cos 270 0'dır evet eleyemem durur. E, sin 270 eksi 1'dir. 2 eksi 1'den 1 olur. Bu o zaman 0 olmadı. Ele. 2 kosinüs kare 270 0 olacağına göre. Evet bunu da eleyemem. Kos 270 0 olduğu için 1 olur. Bunu da eledim. Bakın şu an cevabımız. Şunları eledim. Bunlar sağlamadı. Ya C ya D. Gerçekten hocam böyle mi yapmalıyız soruyu? Evet tabii ki böyle düşüneceksin. Şimdi en kolayı en sona sakladım. Arkadaşlar matematikte bir sayının karesini aldığınız zaman negatif olabilir mi? Ama bak bu grafik negatif olmuş. Hiç 2 cos kare içine ne yazarsan yaz bunun negatif çıkma şansı var mı? Y değerleri bak burada negatif. O zaman D şıkkı da elendi. 2 cos x. Gerçekten 2 cos x'in grafiğini çizelim. 2 cos x'in grafiği. Bak böyle bir grafik işte. Burası 2, Burası yine 0. Burası yine 0 oluyor. Y değer olarak. Burası 3 pi bölü 2. Burası da pi bölü 2. İşte size grafik. En sona tak sakladığım doğru cevabı. D şıkkını hani kafan karışsa bile ya hocam hepsini sağlıyor. Niye bu olmuyor? Bir sayının karesi negatif olmaz. O yüzden 2 cos kare x arkadaşlar öyle bir grafik olmayacak. Hep burada x eksenin üstünde kalan pozitif grafik olur. Yani şöyle hani hep böyle olur bak. Cos kare asla negatif olmaz. Bu negatif değerleri almış. Olay oydu. Gelelim bu sorumuza. A, B, C açılarının derece cinsinden ölçüleri birer pozitif tam sayı. Kosa kos B sıfırdan küçük. Kosa kos C bundan daha büyük pozitif. Kos B kos C ondan da büyük. Pozitif A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Bir kere kosa artı kos B negatifse. E, sonra bakıyorum. Kosa artı kos C pozitif. Kos B artı kos C pozitif. Şimdi şuna dikkat ederim ben. Ayrı ayrı eşitsizlikleri kursam. Burada A'lar gidiyor. Kos B Cos C'den daha küçük oluyor. Sonra burada da B, e, C'lerden kurtulsam burada da cos A, cos B'den küçük oluyor. Şöyle bir görüntü oldu bak. Cos A en küçük, cos B ortanca, cos C en büyük. Bu arada toplamları bu ikisinin negatif olduğuna göre, cos A'da en küçük olduğuna göre net bu negatif olmalı. Örnek veriyorum bu eksi 0.7 ise bu 0.6 gibidir pozitif olsa bile. Bu negatif olsa eksi 0.2 olur. Her türlü negatif olurlar ama net bilgi A kesinlikle negatif. C'ye bakalım. Şimdi kontrol ettiğimiz zaman burada e, C ile ilgili pozitiflik negatiflik diyebileceğim mi? Tabii çünkü sonuçta cos A ile C'nin toplamının pozitif olması için C'nin net pozitif olması lazım. Cos B soru işareti. Hemen burada da şu devreye girer. Açıların toplamının en az olmasını istiyorum. Yani olabildiğince dar açı yapmak isterim. Hadi C'yi yapmaya çalıştım. Kosinüsü yapamam. O zaman B'yi de dar açı yapmaya çalışayım. Yani B'ye de pozitif vereyim. Böyle olunca şunun gibi düşünebilirim bak. Cos A'nın mutlak değeri cos B'den daha büyük olmalı. Yani örnek veriyorum bakalım. Olabilecek en küçük pozitif tam sayı değeri negatif cos 91. Peki kosinus B'ye bir işlem yapabilir miyim? Kosinus 90 dersem ne olur? Kontrol ettiğiniz zaman kosinus 90 kosinus 91 bu sıfıra eşit. Bu eksi bir sayı atıyorum. Eksi 0.1 gibi düşün. Toplayınca negatif oldu mu? Evet tamam güzel. Sonra cos de cos B'den daha büyük. O zaman ona da kaç derece diyeyim? Pozitif tam sayı olduğu için C'ye de direkt 1 derece diyeyim. Bakayım ama 1 derece şöyle diyemeyeceğim. 1 derece dersem o zaman burada e, kosinüs 1, kosinüs 1 neye eşit? Sinüs 89'a eşit değil mi? Kosinüs 91'ine Eksi sin 89. Bak kosinüs 91 de Eksi sin 89. E bunları toplayınca sıfır yapar. Ama soru bana A ve C'nin toplamının pozitif olduğundan bahsetmiş. Ha, o zaman problem oldu bak. Kosinüsle 91 deyince buna 1 de dersen eşit oluyor. 2 dersen kosinüs 2 sin 88 olduğu için e, kos 91 ile sin 88'i toplarsam bu eksi sin 89 olacağı için ne olacak? Eksi sin 89 ve sin 88 toplamları negatif gelir. Ama Kosinüs A ile kosinüs C'nin toplamı pozitifti. Burada bir ayarlama yapacağım o zaman. Mecburen şöyle bir hareket yapayım. Kosinüs 92 olsun. Yani A'ya 92 derece dedim tamam mı? Sonra buradan e, yine kosinüs B için toplamlarının negatif olması için bu kos 92. O zaman normalde e, buna kaç derece vereyim? Çık çıkması için. Bu normalde neye eşit oldu? Eksi kos 88'e. O zaman bunun mutlak değerce daha küçük olması lazım pozitif bir açı. Yani ne derim buna da 89 derim. Gerçekten cos 89 cos 88'den daha küçüktür mutlak değerce. Toplayınca atıyorum bu eksi 0.2. Bu eksi 0 artı 0.1 topla eksi 0.1 yapar. Dolayısıyla böyle bir değer oldu. Şimdi geliyorum ee, bu c'ye de 1 verirsem olmaz. Olur mu bakayım bir dakika bir verirsem olmaz dedim hemen ama biri kontrol edeyim cos 1 diyeyim kos ee, cos 1 bu da cos eksi cos 88 zaten bir kere cos 1 hayla ile eksi cos 88'den büyük tamam bir problem olmadı işte artık böyle bir açı verdiğimde hiçbir sıkıntı olmadan daha büyük olduğu için cos 1 eksi cos 88 gerçekten toplayınca pozitif değer elde edeceğim o zaman buradan 92 bir daha 93 89 daha 182 derece oldu alacakları toplamın en küçük değeri. Geldik şimdi buraya. Beceri temelli soru 13'te cos x çarpı sekant x eksi 1. Üzeri eksi 1. Tan x artı cot x'in eksi birinci kuvveti sin, sin 1 bölü 2 demiş. sin 1 bölü 2 kaçtır? Pi bölü 6. 30 derecedir. Sin pi bölü 6 nedir? 1 bölü 2. Zaten gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürüyor. Çünkü ters fonksiyonu cidden cevabımız neymiş? 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. O zaman bak burada 1 bölü 2 olduğunu gördüm. Şimdi hemen kontrol edelim. Cos x cos x zaten müdahale etme. Sekant x nedir? Normalde 1 bölü cos x'tir. Ters çevirirsen bir daha cos x oldu. Tan x artı cot x'i ne yapacaksın? Sin x bölü cos x artı cos x bölü sin x diyeceksin. Buradan da cos kare x bölü Sin kare x artı kos kare x. Sin kare x artı kos kare x. Bölü kos x çarpı sin x oldu. Sin kare x artı kos kare x nedir? 1. Güzel. O zaman ters çevirmemize gerek... Bir dakika bakayım bir. Ters çevirilecek bir şey var mı? Evet. Eksi birinci kuvvet demiş. O zaman ne olacak yine ters çevirince? Cos x çarpı sin x payda da kaldı. Bu da neye eşit demiştik? 1 bölü 2'ye. Cos kare x cos x ile sadeleşti. Cos x bölü sin x buradan da kotanjant x 1 bölü 2 oldu. Yani bir dik üçgende şöyle x dediğim zaman burası 1 bir birim burası 2 birim burası kök 5 birim. 1k 2k kök 5k da diyebilirim. Farklı uzunluklar var. Şimdi burada kosinüs yöndeş açı yaparsak x x dersek kotanjant burada 1 bölü 3 gitti. Buraya bakıyorum dar açı olduğu kesin. Neden cevabımız 1 bölü 2 çıktı. O zaman bakıyorum burada. Yöndeş açı yaptım. Burası 2, burası 4. 1 bölü 2 oldu. A zaten cevabımız neydi? 1 bölü 2 idi. Gerçekten kotanjant burada. X açısı 1 bölü 2 oldu. Diğerlerini de eleyim göstereyim. Bir kere geniş açı biz ne dedik? Cevabımız pozitif çıktığına göre dar açı. Geliyorum geniş açı buradan gitti. Geliyorum geniş açı buradan gitti. Dolayısıyla cevabımız burada B şıkkı oldu arkadaşlar. Burada isterseniz bu soruyu da çözeyim ya bu da eksik kalmasın. Bunu da çözeyim. 15. soruda bir mola verelim. Kolay bir sorumuz şimdi var aslında. Aşağıda 12A sınıfında yapılan bir yazılı sınavındaki sorulardan birine yapılan çözüm aşama aşama gösterilmiştir. Evet, burada ne demişiz? Ee, sınav kağıdını okuyan öğretmen her doğru aşamaya 2 puan, hata yapılan her aşamaya 0 puan vermektedir. Buna göre öğretmen yukarıdaki çözüme kaç puan vermiştir? Bakalım. Bir kere arkadaşlar... Şöyle bir cümle söyleyebiliriz. Arktan arc x pi ise gerçekten arktan 2 e, a olsun. Ben de böyle diyordum zaten değil mi? A olsun dedik. O zaman attık a'yı öbür tarafa. Arktan 2 a ise burada arkkos x'i yalnız bırakınca pi eksi a oldu. Göstereyim ben de hani enteresan gelmesin. Arkkos x attım a'yı öbür tarafa pi eksi a. Burada bir mahsur yok. Birinci de adımımız doğru. Yani 2 puan alır buradan. 2'yi yazayım buraya. Sonra... Bunu kapatayım ki karışmasın. Cos pi eksi a x'tir. Evet bunu bu tarafa attığım zaman problem yok. Cos pi eksi a x doğru adamın doğru bir problem yok derdim. Yalnız nerede patladı? Üçüncü öncülde patladı. 180 dereceye tamamladığı zaman ikinci bölgede kosinüs eksiydi. O yüzden bu eksi cos a eşittir x. Yani buraya öğrenci cos a eşittir eksi x yazmalıydı. Üçüncü öncülde gitti. Arktan 2A ise attım bu tarafa tan olarak. Tan A 2'dir. Dik üçgen çizdim. Tan A 2 ise burası 2 burası 1 kök 5. Kosa cidden 1 bölü kök 5. Bu öncül doğru bir problem yok. O zaman buradan şimdi bakıyoruz. X 2 bölü kök 5'tir. Şimdi arkadaşlar kosa neye eşitti? Eksi x'e. O zaman buradan da x ne olacak? Kosa 2 bölü kök 5 olduğu için de eksi 2 bölü kök 5 gelecek bak. Buradan yararlanırsak o zaman 5 öncülden de puan alamayacak. Yani toplamda aldığı puanlar 2 2 2, 6 puan alacak 4 puan veremeyeceğiz oraları hata yaptığı için. İsterseniz burada bayağı böyle bu teste 14 soru çözdük ve sağlam sorular vardı. Kalan yarısını da diğer sorularda şey diğer videoda göstereyim. Baya ben aslında böyle ilk trigonometrinin birinci kısmı demiştim ya o zaman ya çok amşan bir şey yok orada. Trigonometrinin daha ilk kısmı. Güzel bir size yorum soruları gösterdik sınav tarzında ama bu testin beceri temelli sorularında bence uğraştırıcı sorular vardı. Yıldızladığımız soruları bir görelim. Ee, bu soru normal bir soru. Yıldızlanırdı bu soru sayı verirken. Bu hafif dikkat çekebilir. Bu tabii ki yıldızlı soruydu. Bu yıldızlı soruydu. E, bu hani tik atalım normal bir soru diyebiliriz. Bu bence tarz olarak yıldızlıydı. E, bu bence yine yıldızlı soru olmayı hak ediyor. Bu bence kesinlikle yıldızlıydı. Bu normal çık çıkacak basit bir soru olur. Yine yıldızlı yani baksanıza hep ya. Oh ben maşallah. Yani 2-3 soru hariç hepsi yıldızlı soruymuş arkadaşlar. Yoğun sorular yaptık. Hafif bir su çay artık ne derseniz bu molayı hak ettik. Diğer ders e, testimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.